kutluyorum. Terzimiz Erol Balığı bir kez daha alkışlar mıyız? Kutluyoruz. Konuşmaları için Sayın Faik Özdural sözü bırakıyorum. Evet, bu bizim 43. ilimiz. 61 bin kilometre yol yapmışız. Biraz önce beni anons eden arkadaşımız dedi ki parti sözcüsü, genel başkan yardımcısı ama ben hepsinden önce Tekirdağ milletvekiliyim. Bugün böylesine güzel bir katılımı sağladığınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu organizasyonda emeği geçen il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız ve tabii masamızın üyesi Sayın İlhami Özcan Aygun'a teşekkürlerimi konuşmama başlarken arz etmek istiyorum. Yine bugün aramızda bulunan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza Süleyman Paşa, Esnaf Birlik Başkanımıza, diğer oda başkanlarımıza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Başkanımıza, bakıyorum diğer başkanlarımıza, iş adamlarımıza, oda başkanlarımıza, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız, geldiniz. Biz de sizlere meramımızı anlatacağız burada inşallah. Sizlerin de eleştirilerinizi dinleme imkanı, geliştirme imkanını bulacağız. Ayrıca burada yine aynı masada birlikte oturduğumuz başkanlarımız var, il başkanlarımız var. Onlara da bu toplantıya katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Biraz önce il başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanım dedi ki, ya bizim partimizin düzeni milletvekillerinin burada katılımcıların arasında oturmasıdır. Şimdi bu dedi, bütün milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız kürsüde. Ben bunu pek anlamadım dedi. Onların aşağıda oturması gerekmiyor mu dedi. Doğru diyor. Biz diğer toplantılarımızda öyle yapıyoruz. Ama ekonomi masası toplantılarında öyle yapmıyoruz. Ekonomi masası toplantısında arkadaşlarım benimle beraber oturuyor. Neden oturuyor? Çünkü hepsi kendi alanında uzman. Birazdan siz soru sorduğunuz zaman sadece ben konuşmayacağım. Onlar da çıkacaklar sizin sorduklarınız sorulara cevap verecekler. İzin verirseniz tabii bu kadar uzman dedikten sonra arkadaşlarımı size tanıtmak istiyorum. En baştan başlayayım. Turan Aydoğan, İstanbul milletvekilimiz. Kendisi İstanbul'un önemli hukukçularından. Masamızdaki tek hukukçu. Hukuk işlerimize kendisi bakıyor. Özkan Bey, Uşak milletvekilimiz. Türkiye'nin en büyük, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük lojistik firmalarından birinin aynı zamanda sahibi. Yani sizlerin içinden bir Uşak Ticaret Odası'nda üyesisiniz değil mi? Evet, yani sizin içinizden biri. Orhan Bey, genel başkanımızın aynı zamanda tarımla ilgili danışmanı Sayın Sarıbal, Bursa milletvekilimiz ama çok büyük de meyve sebze üreticisi Bursa'da. En son buğday ektiğimi de öğrendim bu arada. Tahsin Bey, Tahsin Taran Bey, kendisi Kocaeli milletvekilimiz. Dün gerçekten Kocaeli'de bizi çok güzel ağırladı. Otomotiv sanayinde Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri. Gerçekten büyük ama. Aralarında bazen konuşuyorlar hangimiz daha büyüğüz diye, artık bilemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çok büyük iş adamları var. Evet, İlhan Kesici Bey. İlhan Kesici Bey, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı. Kendisiyle birlikte çalışmaktan her zaman onur duydum. Kendisi müsteşarken ben de genel müdürdüm. Sonra
kendisi milletvekili olduğu mecliste çok önemli çalışmalarda bulundu. Bugün de aynı mecliste birlikte olmaktan, aynı ekonomi masasında birlikte çalışmaktan çok memnunum. Çünkü kendisi hakikaten bu milletin çok rahat anlayabileceği şekilde ülkenin ekonomik meselelerini en iyi anlatan isimlerden bir tanesi. Akif Hamza Çebi Bey de benim gibi bürokrat. İlhan Bey de benim gibi bürokrat. Ama Akif Bey Gelirler Genel Müdürü'ydü. Ben Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı'yken birlikte çalıştık. Çok da iyi çalıştık. İyi de işler yaptık o zaman. Daha sonra meclise geldi. Önce Trabzon milletvekiliydi. Sonra İstanbul milletvekili şimdi. Meclis grup başkanlığı vekilliğimizi yaptı. Yine meclis başkan vekilliği de yaptı. Çetin Osman Budak Bey, kendisi de sizlerin içinden biri. Masamızın üyesi, aynı zamanda masamızın kendisi saha koordinatörü. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı var. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı var. Atlarsam senin arkadaşın Cengiz Başkanım, sen beni uyar. Aynı zamanda Odalar Borsalar Birliği'nde yönetim kurulu üyesiydi. Kendisi gitti, Cengiz Başkanım geldi. Başkan yardımcısı olarak onu biz milletvekili yaptık. Gerçekten çok başarılı çalışmalara, sahada çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Parti bizde de genel başkan yardımcılığı yaptı bir dönem. Fethi Açıkel Bey partimizin bilim kültür platformundan sorumlu olan genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda İstanbul milletvekili. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim görevlisiydin değil mi hocam? Ondan sonra da partimizin araştırma bölümünü yönetiyorsunuz. Ahmet Akın Bey yine genel başkan yardımcımız. Gördüğünüz gibi çok ekonomi masası olarak oldukça güçlü bir ekibiz biz. Genel başkan yardımcımız aynı zamanda sanayici bir aileden geliyor. Yine Balıkesir Ticaret Odası üyeliği var mı? Var, evet. İlham Özcan Aygun. Tekirdağ milletvekilimiz. Önceki dönem Tohumcular Birliği Genel Başkanlığı var. Daha sonra Cengiz Başkanımla birlikte yönetim kurulu üyeliği var. Ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Tekirdağ milletvekili oldu. Gerçekten masamızın tarımla ilgili konularına bakıyor Orhan Bey gibi. İyi de koşturuyor bugün bu toplantıda, bu toplantının hazırlığında gördüğümüz gibi. Gökhan Bey, mimar, İstanbul milletvekili, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısıydı. Ondan sonra tabii mimarlık, müteahhitlik, o yine İstanbul Sanayi Odası'nın Ticaret Odası. Ticaret Odası üyesi, İstanbul Ticaret Odası'nın üyesi. Ve o da iş aleminden gelen bir arkadaşımız. Odamızın da son derece kıymetli üyelerinden bir tanesi. Evet. Bedri Bey eski İzmir, önceki dönem İzmir İl Başkanımız. Kendisi esnaf ama çok büyük esnaf. Mobilya değil mi sektör? Mobilya sektöründe. O da şu anda bizimle beraber sahada sürekli koşturan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Esnafın sorunlarından en iyi esnaf anlar diye dolaşıyor. Evet. Mehmet Güzel Mansur Bey de önceki dönem Hatay İl Başkanımız. Şimdi bir Hatay milletvekili. Kendisi de Hatay'ın en büyük iş adamlarından bir tanesi. Ve son olarak Aşkın Bey. O da yani Mehmet Bey de gerçekten masamızın en fazla koşturan, en çok, en cefakar. Bütün arkadaşlarımız öyle. Yani hiçbirimizin boyu birinden uzun değil. Çok koşturuyoruz. Evet. Aşkın Bey de İzmir milletvekilimiz önceki dönem. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Plan Bütçe Komisyonu sözcülüğü yaptı. Şimdi de şu anda masamızda birlikte çalışıyoruz Aşkın Bey'le. Bundan önceki dönemde ben de, Sayın Kesici'de, Aşkın Bey'de hepimiz planlamada yetiştik. Öyle de bir ortak özelliğimiz var. Evet arkadaşlar, biz buyuz. Bugün böyle bir heyetle de sizleri ziyarete geldik.
Şimdi Türkiye'de bir şey konuşuluyor. Bir ortalarda konuşulan bir şey var. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetin bir ekonomi programı yok. Ekonomide ne söylüyorlar belli değil. E peki bizim ekonomide ne söylediğimiz belli değil de nasıl bizim genel başkanımız bir ülkede dediği en fazla yapılan projeleri en fazla hayata geçen genel başkan oldu? Guinness Rekorlar kitabına geçti kendisi. Bu ülkeyi yöneten metal yorgunu bir hükümet var. Proje üretemiyor. Biz söylüyoruz, yarım yamalak bir şeyler yapıyor. Bizim programımız, projemiz yoksa bunlar nasıl oluyor, nasıl ortaya çıkıyor? Biraz önce söyledik, 43 tane ili ziyaret ettik. 43 tane ilde biz bu stratejimizi anlatıyoruz. 2 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi kendi ekonomik programını il il gezerek anlatıyor. Ha öyle büyük, gösterişli, şov mahiyetinde toplantılar yapmıyoruz. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten çok tecrübeli bir ekibiz. Yetmez ben şunu söyleyeyim. Altılı masada bulunan partilerin ekonomi ekipleri bence bu ülkenin rüya takımı gibi. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi geçmişte kendilerini devlet hizmetinde kanıtlamış, özel kesimde kanıtlamış, yurt dışında kanıtlamış insanlardan meydana geliyor. Dün genel başkanımızın dediği gibi sizlerin desteğiyle iktidara geldiğimizde gerçekten bu ülkede bizim yönetimimizde görmediği güzellikleri göreceğiz. Görecek. Sunuma geçmeden önce bu hafta ayilik haftası. Biraz önce Tekirdağ'da yılın ayisi seçilen arkadaşımıza bir ödül verdik. Birlik başkanımızla ve esnaf odası başkanımızla birlikte. Ben kendilerinin nezdinde tüm esnaflarımızın gerçekten bu ülkenin şu son dönemde en fazla cefa çeken tüm esnaflarımızın ahirlik haftasını kutluyorum. Bundan sonra inşallah çok daha mutlu, çok daha ağız tadıyla nice ahirlik haftalarını kutlamak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Bugün Türkiye için artık yeni bir hikayeye ve o kapsamda yeni bir kalkınma stratejisine ihtiyaç var. Bunu ben mi götürüyorum? Nasıl yapıyoruz? Evet. Birçok sorunumuz var. Tekirdağ'da da bu sorunları yaşıyoruz. Ülkenin her yerinde de esnaflarımızı, sanayicilerimizi, ziraat odalarımızı ziyaret ettiğimizde bu sorunları dinliyoruz. Peki bu sorunların arkasında ne var diye düşündüğümüzde bir kere bu sorunun arkasında Türkiye'nin tıkanan büyüme modeli var. Dışarıdan sıcak parayı getir, ekonomiyi şişir, bunun sonucunda dış denge bozulsun, rezervlerin erisin gitsin, yüksek enflasyon olsun, niteliksiz büyüme olsun ve sonunda da her defasında ekonomik kriz gelsin. Bugün artık Türkiye'nin bundan önceki dönemde sıcak parayla ekonomiyi şişirme modeliyle bu işi götürmesi mümkün değil. Zaten sıcak para kullanarak ekonomiyi düze çıkarma olayının çok kısa süreli olması lazım. Hatırlarsanız Türkiye'nin en büyük krizi 2001 yılında yaşanmıştı. 2001'den sonra Kemal Derviş Bey yönetime geldi. Ben de o dönemde hazine müsteşarı olmuştum. O zaman biz bir program açıklamıştık. Güçlü ekonomiye geçiş programı. Adı üzerinde geçiş. Onun kısa süreli olması lazım. Ondan sonra üretimle büyüyen başka bir modele geçilmesi lazımdı. Ama dünyanın konjonktürü de izin verdi. Uzunca bir süre o programla gidilmek zorunda kaldı. Devamı gelmedi o programa. Bir başka önemli sorun Türkiye'de 2018 yılında geçilen bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bir tek adam rejimi. Bu devlette ciddi bir yönetim krizine neden oldu. Kurallar kalktı,
yerine kral geldi. Bunu da nereden aldın? Polatlı'da, Polatlı'yı ziyaret ederken çiftçilerimizle sohbet ediyoruz. Bir çiftçimiz ayağa kalktı, Faik Bey dedi. Biz artık dedi kral istemiyoruz, kural istiyoruz dedi. Ondan sonra bu da bizim sloganımız haline geldi. Kral değil kural. Kurumsal kapasitemiz aşındı, güvenilmez ortak algısı güçlendi, küresel fırsatları kaçırma riski arttı devlette yaşanan yönetim krizi sonucunda. Her iki kriz birleşti, bir buhrana dönüştü. Şimdi büyüme modeli tıkandı diyorum. Büyüme modeli tıkandı derken bu bizim gayri safi yurt içi hasılamız arttı, arttı, arttı deniyor. Ama burada 2008'den itibaren ben gayri safi yurt içi hasılayı size göre baktığınızda yukarıda soldaki grafiğe yansıttım. Baktığınız zaman 800 ile 850 milyar dolar arasında gidip gelmişiz. Bir türlü buradan yukarıya doğru gidememişiz. Bu büyüme modelinde ciddi bir sıkıntı olduğunu, yani büyümenin sürekli olmadığını gösteriyor. Bir başka şey, kalitesi bozuk diyoruz. Özellikle 2016 yılından sonra emeğin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının düştüğünü görüyoruz. Hele hele 2019'dan sonra çok hızlı bir düşüşle karşı karşıyayız. Yani daha önceki dönemlerde olduğu gibi olsaydı emeğin gayri safi yurt içi hasıladan aldığı ortalama pay, emekçilerin cebinde bugün 67 milyar dolar daha fazla para olacak. Bunun üzerinde neden duruyorum? Artık bütün dünya biliyor ki eğer büyüme kapsayıcı değilse, yani refahı herkese yayamıyorsanız o sürekli olmuyor. En son işte Şubat ayında Cornwall'da Cornwall mutabakatı diye bir şey yayınlandı. Maddelerden bir tanesi kapsayıcı büyüme. Kim yayınladı? G7 ülkeleri. Dünyanın en zengin 7 ülkesi. Onlar bile artık kapsayıcı büyümeden bahsediyor. Tabii bu arada Cumhuriyet Halk Partisi olarak kapsayıcı büyüme konusu 2007'den beri bizim parti programımızda yer alıyor. Büyümenin kalitesi bozuk dedik. Bir diğer göstergesi enflasyon. Türkiye'de bugün %80 enflasyon var. Büyüyoruz, büyüyoruz diyoruz. %80 enflasyon var. %80 enflasyonla gerçek büyüme nedir? Bunu anlamak mümkün değil. Yine büyümenin kalitesinin bozukluğunu gösteren bir başka konu da büyüdükçe cari açığımız da büyüyor. Son dönemde cari açığımız gayri safi yurt içi hasılaya oranla rekorlar kırmaya başladı. Oysa ne diyordu hükümet? Türkiye modeli diye bir model çıkarttılar. Bu model çerçevesinde bizim cari açığımız, kur, Türk lirası değer kaybedecek, cari açığımız düşecekti. Ne oldu? Aksine arttı. Evet. Şimdi biz bir şeyi göstermeye çalıştık. İşte altı parti olarak önceliği hukuk devletine verdik, demokrasiye verdik, güçlü parlamenter sisteme geçişe verdik ve bu ucube sistemin ortadan kalkmasına, yani değiştirilmesine verdik. Niye verdik? Bunun cebimizde ne ilgisi var? Şimdi mesela esnaf arkadaşlarımız sorabilir. Siz hukuk devleti diyorsunuz, adalet, hak, hukuk diyorsunuz. Bunun esnafın satışlarına etkisi ne olacak? Esnafın satışlarına etkisi çok olacak. Şimdi biz size göre baktığınızda sağ tarafta olan grafiğe belli kurumsal endikatörleri dünyayla karşılaştırabilir göstergeleri yansıttık. Dedik katılımcılık ve hesap verebilirlikle dünyada endekslere baktığımızda en iyi ülke hangisi? Norveç. Norveç'i yazdık oraya. Hukukun üstünlüğünde Finlandiya, onu da yazdık. Yolsuzluk algısında Danimarka, onu da yazdık. İşte hükümet etkinliği İsviçre, basın özgürlüğü, mülkiyet haklarının korunması, bütün bunlar kurumsal olarak kalitenizi gösteriyor. Bu en fazla olanlardan bir altıgen oluşturduk. Sonra onun içinde bizim de üyesi olduğumuz Kalkınma İçin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı koyduk. Ondan sonra da biz kendimizi koyduk. Türkiye kırmızı çizgi, baktığınız zaman bu kırmızıyla Türkiye bunlar arasında gerçekten zor durumda olan ülkelerden biri. Sonra bu bileşik endeksleri bileşik endeks haline getirdik. Bu sefer size göre sağ taraftaki panele dikey eksene kişi başına geliri koyduk, yatay eksene kurumsal geliri koyduk.
baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani bu çizgi yukarı doğru gittikçe kurumsal kalite ne kadar iyi ise zenginlik de o kadar yüksek oluyor. Ülkeleri buraya yansıttığımızda bu doğrulandı. Yani kurumsal kalitemiz iyi ise esnafımızın yüzü gülüyor. Kurumsal kalite iyi ise çiftçimizin yüzü gülüyor, sanayicimizin yüzü gülüyor. Onun için de önceliği kurumsal kaliteye veriyoruz. Türkiye'de kurumsal altyapı çöktü. Ekonomik krizde sonunda bunalıma dönüştü. 2018 Temmuz ayı. 2018 Temmuz ayından bu yana Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi buharlaşmış. Niye? Ortaya çıkabilecek istikrarsızlığı göstermemek için. Ama hazıra daha dayanmıyor. Harcadıkça siz tedbir alacağınız yere istikrarsızlığı önlemek için rezerv satıyorsunuz. Yine aynı dönemde 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 TÜİK Başkanı değişmiş. Buna yönetimde istikrar demek mümkün mü? Hayır. Peki neden bunlar oluyor? Tek kişi çıktı bir gün, dedi ki bana göre faiz sebep, enflasyon netice. Paramız pul oldu ondan sonra. Milletin dövizine hükümet göz koydu. Döviz ve kredi kullanımı karneye bağlandı. Merkez Bankası'nın döviz kasası dost ülkelerden alınan borçlara muhtaç hale geldi. Dostu burada tırnak içinde yazdı. Borç alan emir alır. Dolayısıyla bu dostlar bizden ne bekliyor, ne istiyorlar, ne emirler veriyorlar? Bunları bilmiyoruz. Belirsizliğin arttığı yerde sanayicinin fiyat vermesi güçleşir. Şimdi burada 12 ay sonrası için dolar kuru beklentilerini Merkez Bankası'ndan alıp yansıttım. Kesikli çizgiler en düşükle en yükseği gösteriyor. Ortadaki çizgi de ortalamayı gösteriyor. Bunlar sanayicilerimizin, yöneticilerinin söyledikleri, tahmin ettikleri dolar kuru. En düşük tahmin diyor ki 20.000'in altı 17, 18.000. En yüksek tahmin 25.000. Hiçbir zaman ikisi arasındaki fark bu kadar açılmamıştı. Bu müthiş bir belirsizlik olduğunu gösteriyor. Zaten bunu diğer endekslerden de izlemek, görmek mümkün. Reel kesimin güveni hızla kayboluyor. Bunu da reel kesim güven endeksinden görmek mümkün böyle olduğu zaman. Yine tabii kararlarda farklı farklı olduğu zaman. Peki bunların faturası ne? Millete maliyeti ne? 2023 hedefleri diye bir hedefler vardı. 2011 seçim beyannamesinde AK Parti bunu taahhüt etmişti. Daha sonra bu hedefler 10. Kalkınma Planı'yla resmi hedef haline getirildi. Milli gelir 2 trilyon dolar olacaktı. Ne oldu? 867 milyar dolar. Yarısı bile değil. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacaktı. Sonuç 10 bin dolar diyor. Şu anda yayınladıkları orta vadeli programda hükümet. Yarısından daha az. İhracat 500 milyar dolar olacak diyorlardı. Şu anda 265 milyar dolar tahmin ediyorlar. Neredeyse yarısı. İşsizlik %5 olacak diyorlardı. Şimdi açıkladıkları işsizlik rakamı 2023 için %10.4 olacak. Yani şu anda karşımızda millete verdiği taahhütleri tutamayan, verdiği taahhüdün yarısını dahi gerçekleştiremeyen bir yönetim var. Evet. Ondan sonra çıkıp diyorlar ki, evet memlekette enflasyon var ama enflasyon dışarıdan. Ben de şöyle 3 tane buraya grafik koydum. Birincisi, bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkelerinin ortalama enflasyonu %10.2. Türkiye %80.2. OECD'deki bizden sonra en yüksek ülke %24.8 Estonya. Dolayısıyla bu enflasyonun 8'de biri dışarıdan, 8'de 7'si içeriden. Yine gıda enflasyonu dışarıdan oluyor. Evet dünyada gıda fiyatları yükseliyor. Ama dünya ortalamasına baktığımız zaman %14.5. En yüksek bizden sonra OECD üyesi ülkede %33. Türkiye %94.7.
Ve enerji enflasyonu. Bugün hepimiz enerji fiyatlarından, elektrik fiyatlarından şikayet ediyoruz. Hangi esnafın dükkanına girsem bana elektrik faturasını gösteriyor. Geçen sene buydu, şimdi bu. Kira faturalarını geçmiş elektrik fiyatları. E peki bunda OECD ortalaması kaç? %35. Bizde enerji fiyat artışı kaç? %143. Estonya %98. Yani nereden baksanız bizde bir çok ciddi enerji fiyatlarında dünyanın çok üstünde bir artış var. Bu tamamen beceriksizlikten kaynaklanıyor. Şimdi bir konuya geçmek istiyorum. Pandemi dönemi. Pandemi dönemi şöyle böyle atlattık. Ama pandemi döneminde ne oldu diye bugün dünyada yayınlanan verilere baktığımız zaman Türkiye kendi liginde pandemide vatandaşına doğrudan destek veren sondan üçüncü ülke. Buna karşılık kredi ve borç veren birinci ülke. E onun için bugün esnafımız bu borçların altında eziliyor. Bu borçları ödeyemiyor. Onun için biz diyoruz ki biz iş başına gelir gelmez esnafımızın borçlarıyla ilgili faizlerin hepsini bir sıfırlayacağız. Borcu da ödenebilir şekilde vadeye yayacağız. Sadece bankalardaki borç değil, sandıklardaki borçları da yayacağız diyoruz. Aynı şeyi çiftçimiz için söylüyoruz. Bir başka şey, devletin iç borcuna baktığımız zaman hep endeksli borçlanmışız. Hesabı kitabı yapmamışız. Enflasyonla dövize endeksli borçlanmışız. Sonuç, bugün devletin ödeyeceği faiz, devletin ödeyeceği borcun ana parasını geçmiş. Bu iflasın ilanıdır. Ve bugün yeni bütçe verileri gelecek ama ben şu anda önceki dönemin bütçe verileriyle söyleyeyim. Bütçe aslında hükümetlerin tercihini gösterir. Bugün 7 aylık bütçede faiz giderleri 151 milyar. Kur korumalı mevduat için ödenen para 61 milyar. Çiftçilere ödenen destek 24 milyar. Halk Bankası'ndan esnafa verilen kredilerle ilgili görevlendirme gideri 5 milyar. KOBİ ve esnafa verilen hibe desteği 1 milyar bile değil. E şimdi bu nasıl bir bölüştürme? Bu nasıl bir tercih? Evet. Sorunlarımız var. Sorunlarımıza rağmen Türkiye'nin çok önemli de üstünlükleri var. Türkiye bir kere coğrafi bölgesi itibariyle 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye 1,5 milyar nüfusa 22 trilyonluk dolarlık bir pazara erişebiliyor. Böyle bir ülke yok. Eğer biz bu avantajımızı iyi kullanabilirsek, bir, ikinci büyük avantajımız olan genç nüfusumuzu iyi kullanabilirsek, rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkarız. Avrupa Birliği'nin ve bölgesinin en büyük tedarik üssü olabiliriz. Refah ve demokrasiyle ülkemizi küresel mutluluk endeksinde yukarılara doğru tırmandırırız. Bunun için 3 tane yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Bu 3 tane yeniyle birlikte 4 ayaklı bir strateji devreye, kalkınma stratejisini devreye alma ihtiyacımız var. Ömür Bey geçelim. Evet. Birinci ayağı bu stratejinin her düzeyde etkili hesap verebilir ve kapsayıcı kurumları oluşturarak, demokrasiyi güçlendirerek, hak, hukuk ve adaleti önceleyen bir büyüme stratejisini izlememiz lazım. Biraz önce anlattım. Kurumsal kalitemizi yükseltirsek gelirimizi de yükseltiriz. Bunun önemli unsurlarından bir ikisini buraya yazdım birkaç tane ama önemlisi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiştir. Tarafsız cumhurbaşkanıdır. Kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesidir. Şimdi dolayısıyla bu önümüzdeki seçimde bir cumhurbaşkanı seçimi ya da bir yönetim seçiminden daha önemlisi bir tercih yapacağız. Demokratik parlamenter sistemle mi yönetileceğiz yoksa cebimizi bocaltan bu sistemle yönetilmeye devam mı edeceğiz?
Evet, burayı da geçelim. Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, ikinci ayağımız, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisi izleyeceğiz. Üretim odaklı ve rekabetçi bir yaklaşımımız olması lazım. Türkiye verimliliği ve üretimi arttırarak zenginleşmeli. Eğitim politikalarını çağın gereklerine ve ekonominin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmeliyiz. Karar alma süreçlerinde kamu ve özel kesim arasında yeni ve etkili bir kurumsal işbirliğini sağlamak durumundayız. Biz sağlamaya kararlıyız. Şimdi eğitim politikalarının çağın gereklerine göre ne demek bu diyeceksiniz? Biz gezdiğimiz bütün organize sanayi bölgelerinde şöyle bir şikayetle karşılaşıyoruz. Aradığımız nitelikte iş gücünü bulamıyoruz. Evet, Türkiye'de çok büyük bir işsizlik var ama diğer tarafta da aradıkları nitelikte iş bulamayan iş insanları, iş gücünü bulamayan iş insanları var. Peki bunun arkasındaki sorun nedir diye baktığınız zaman Türkiye'de maalesef eğitim sistemimiz bu ülkede verimliliği, üretimi arttıracak iş gücünü yetiştiremiyor. Bunu yetiştiremeyince de insanlarımız kazanamıyor. Onun için bir an önce eğitimde yeni bir planlamaya geçmemiz lazım ve ülkenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirecek bir yapıya bu eğitim sistemini getirmemiz lazım. Etkili bir kurumsal işbirliği kamu özel kesim arasında. Şunu açıkça söyleyeyim. Bugün hepimizin belli bir devlet tecrübesi var burada çalışan insanların. Şunu görüyoruz. Bugün artık iş insanı, sanayici, esnaf, çiftçi, işçi, çalışanlar her şeyi en az devlet kadar iyi biliyor. Onlar da dünyayı izliyor. Onlar da dünyada iş yapıyor bir kısmı. Dolayısıyla devletin artık her şeyi ben bilirim dememesi lazım. Özel kesimle karşılıklı bir toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelip işte ekonomik ve sosyal konseyi kuracağız diye de açıkladık altılı masa olarak. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelip stratejileri, planları buna göre oluşturmaları lazım. Bu çerçevede de strateji ve planlama teşkilatını mutlaka kurmamız gerekiyor. Altyapının kalkınmada dar boğaz oluşturmaması sağlanmalı. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme desteklenmeli. Yenilikçi dijital altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor. Yeşil mutabakata uyum sağlamamız gerekiyor. Bugün en önemli problemlerimizden biri enerjinin pahalılığı. Dolayısıyla herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir, çağdaş enerji altyapısını kendi ürettiğimiz enerjiyle birlikte kurmamız lazım. Gıda güvenliğini sağlamamız gerekiyor, planlı tarımı desteklememiz gerekiyor. Niye planlı tarımı destekleyeceğiz? E işte bugün ayçiçeğinde yaşadığımıza bakın. Yani şu ana kadar hükümet hala ayçiçeği destek fiyatını açıklamadı. Avans fiyatı var ortada. Primi de açıklamadı. Birlik bir avans fiyatı verdi 12 lira. Ama şu anda dışarıdan öyle bir ayçiçeği geliyor ki fiyatlar 10 liranın altına düştü. Çiftçi bu fiyatlarla önümüzdeki yıl ekim yapamaz. Aslında buğday çiftçisinin durumu ayçiçeği çiftçisinden farklı. Buğday çiftçisinin sattığı ürün eski girdi fiyatlarıyla elde ettiği üründü. Ayçiçeği üreticisinin şu anda satmakta olduğu ürün o olağanüstü artmış olan girdi fiyatlarıyla sattığı ürün. Bu fiyatlarla ayçiçeği üreticisi ürününü satarsa çok açık söyleyeyim önümüzdeki sene ayakta duramaz. Buradan bir daha tekrarlıyoruz. Ayçiçeği fiyatları için biz 16 lira istemiştik. Ama öyle anlaşılıyor ki 16 lira artık piyasa fiyatının çok üstünde. Dolayısıyla en azından 13 lira bir fiyat verilmesi lazım. Onun üstüne de 3 lira devlet prim vermesi lazım ki ayçiçeği üreticisi rahat bir nefes alsın, önümüzdeki sene ekim yapabilsin. Ama planlama olmayınca bunların hiçbiri olmuyor. Ürün ya üreticinin elinde kalıyor ya da yok pahasına gidiyor. Tarımda, sağlıkta, enerjide, buraya aslında bir de savunma sanayini de eklememiz lazım.
kendi kendimize yeterli olmak için kamucu politikalar izleyeceğiz. Yani sanayi politikaları izleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. İşte en son uygulaması, chips yasası dediğimiz bir yasa. 285 milyar doları diyor, Amerika'da çip üretebilmek için harcayacağım. Amerika bunu yapıyorsa, bu harcamaları yapıyorsa herhalde bizim de ülkemizde bazı alanlarda kendi kendimize yeterli olabilmemiz için bu tür politikaları geliştirmemiz mutlaka gerekiyor diye düşünüyoruz. Biraz önce söyledim, altılı masa olarak Ekonomik ve Sosyal Konseyi çalıştıracağız diyoruz. Ulusal Vergi Konseyi'ni biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurmamız gerekir diye düşünüyoruz. Aksi takdirde vergi politikalarında sizlerin katkısını sağlamamız mümkün olmuyor. Büyümenin kapsayıcı olması bir başka önemli unsur. Yani zenginliği hakça paylaşmamız lazım. Bunu artık dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi söylüyor. Yoksulluğa son vereceğiz. Her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamı güvence altına alacağız. Herkes nitelikli eğitime ulaşacak. Yaşam boyu öğrenim fırsatlarından yararlanacak. Herkes insana yakışır işe ulaşabilecek. Kişisel, bölgesel eşitsizliklerle mücadele edeceğiz. Emeğin milli gelirden hakça pay almasını sağlayacağız. Hiç kimse büyüme sürecinden dışlanmayacak. Doğumdan itibaren herkes fırsat eşitliğine sahip olacak. Bunun artık hızlı ve kesintisiz büyüme için şart olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Çalışma hayatındaki düzenlemelerimiz Uluslararası Çalışma Örgütü'nün normlarına uygun olacak. Aile destekleri sigortasını kuracağız. Devlet yardımları lütuf değil hak olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Son olarak da bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma, sürekli ve hızlı kalkınma. Bunu sağlayacağız. Dördüncü stratejimiz bu. Bu açıdan çevre çok önemli. Çevreyi tahrip etmememiz lazım. Paris İklim Anlaşması'na uyum sağlamamız lazım. Yeşil finansmana erişimi kolaylaştıracak tedbirleri mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü bugün dünyada en ucuz finansman yeşil finansman. Kurumsal sürdürülebilirlik önemli. Kurumları tahrip etmeyeceğiz. Şartlara göre yenileyip güçlendireceğiz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesini derhal kaldıracağız. Maliye ve para politikalarının sürdürülebilirliği önemli. Maliye politikası ülkeyi borca batırmayacak, para politikası da ülkede enflasyonu azdırmayacak şekilde uygulanacak. Ve çapaları da, yani ülkenin bir anlamda taahhütleri olan, taahhüdünü gösteren çapaları da güçlendireceğiz. Mesela bütçe açıklarını şu kadarı geçmeyecek diye taahhüt edeceğiz. Bu bir çapadır. Evet, peki bu yeni stratejiyle enflasyonu ve cari açığı nasıl düşüreceğiz? Ülkenin yeniden sürdürülebilir kalkınma politikası patikasına girmesini nasıl sağlayacağız? Yani şu, gelir gelmez iktidara nasıl bir şey izleyeceksiniz, politika izleyeceksiniz ki bu işler düzelecek? Bir kere hemen hukuk devleti ve parlamenter sistemin inşası ile ilgili düzenlemelere başlayacağız. Makroekonomik politikalarımız sürdürülebilir olacak. Bunun yanında bir de mesela Avrupa Birliği ile müzakere sürecini, üyelik müzakere sürecini başlatacağız. Bunların hepsi çerçevesinde, üzerinde birlikte altılı masalı olarak uzlaşmaya vardığımız bir takım yasal düzenlemeler var. Bu yasal düzenlemelerden mesela 15 tanesini hızla hayata geçirme taahhüdünü vereceğiz. Ve milletimiz görecek ki bunları çok kısa süre içinde hızla hayata geçiriyoruz. Hemen bu güveni sağlayacak. Güven artışını sağladığımız andan itibaren risk priminde düşüş başlayacak, ülkenin risk priminde ve belirsizlik azalacak. Tabii bu arada almamız gereken birçok tedbir var, sıkıntılar büyük. Örneğin esnafın borcunun yeniden yapılandırılması, faizlerin silinmesi, çiftçinin borcunun yeniden yapılandırılması, faizlerin silinmesi, yatırım malları üzerindeki özel tüketim vergilerinin kaldırılması, organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi, bunlara çok daha ucuz hatta sıfır maliyetle sanayiciye arsa teminini sağlayacak bir takım düzenlemelerin yapılması. Ya bunun altında bunlar var ama şimdi bunu ben genelini anlatıyorum. Bunların hepsi de bu süreçte yapılması lazım.
Bunları yaptığınız andan itibaren, güveni sağladığınız andan itibaren istikrar döngüsü çalışmaya başlar. Dışarıdan kaliteli dış finansman girmeye başlar. Kur üzerindeki baskı hafifler. Enflasyon düşer, dolarizasyon düşer, risk primi yeniden düşer, yeniden bu süreç işler. Ve hep ülkede istikrar artar. Ve son olarak kaliteli yatırım ve büyüme ortamına geçmeye başlarız. Üretken yatırımlarda verimlilikte artış olur. Kapasite arttırıcı yatırımlar başlar. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm alanlarında mesafeler kaydetmeye başlarız. Çünkü bunların hepsi yatırım gerektiriyor. İstihdamda artış olur, ücretlerde artış olur, gelir dağılımı adaleti sağlanır. Oradan da Türkiye sürdürülebilir, nitelikli, kapsayıcı, insan odaklı kalkınmaya geçer. Şunu bitirmeden önce şunu söylemek isterim. Bizler ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Çünkü bizler bu ülkede doğru ilaç verildiği zaman, doğru tedavi yapıldığı zaman sizlerin neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Gördük. Hiç dünyada görülmemiş biçimde mesela 2001 krizinden sonra Türkiye 6 ay içinde o krizin biraz önce anlattığım etkilerini geride baktı ve istikrar sürecine geçti. Dolayısıyla iyi bir yönetimle, güven veren bir yönetimle Türkiye'de hızla istikrarı sağlamak, ondan sonra da yüksek büyüme ortamına geçmek mümkün diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.